İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 7 Kasım Perşembe akşamında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ve ilk gelişmeyle başlayalım. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi borcunu ödemeyenleri açıklamasıyla ilgili açıklama yaptı. BTP lideri sosyal medya hesabından vergi yüzsüzlerini açıklıyorum notuyla şu videoyu paylaştı. Yeni yılda vergiler, harçlar, zamlar, cezalar, bunlara %44 zam yapılacak. Yeniden değerleme oranı bu. Asgari ücrete beklenen zam %25. Kepçeyle alıyor, kaşıkla veriyor. Sonra oturuyor diyor ki vergi yüzsüzleri açıklıyor. Vergi yüzsüzü arıyorsan aynaya bak. Yüzsüzce vergi topluyorsun. Her şeye nefes almaya vergi, yürümeye vergi, oturmaya vergi, kalkmaya vergi. Bir devlet düşün, tek gelir kalemi vergi olsun. Bu ne demek? Bu devletin hükümeti hiçbir şey yapmıyor demek. Hiçbir şey yapmıyorsun ki seni tek gelir kalemi kalmış vergi. Bu şu demek, bu devletin hükümeti gelir getiren bütün işletmeleri ya satmış ya kapatmış demek. Ne kalmış geriye? Vergi. Başka ne demek? Bu devletin hükümeti yer altındaki madenlerin tamamını başkalarına peşkeş çekmiş demek. Bu ne demek? Tek gelir kalemi vergi demek. Vergi yüzsüzü arıyorsan aynaya bakacaksın. Sonra vergi yüzsüzü arıyorsan bir daha aynaya bak. Vergisini sildiğin yandaşlara bak. O yüzünde onu göreceksin. Kimlerin vergisini sildiysen o yüzsüz yüzünde onu göreceksin. Sayın seyirciler, Türkiye'de siyaset artık terörist başı hocalarının bırakın serbest bırakılmasını, hatta mecliste konuşturulmasını tartışmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, enteresan bir teslim olmuşluk ifadesini kullandı. Bu arada AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun terörist başı Öcalan konusunda seçim öncesi ve seçim sonrası yaptığı konuşmalarda gündemin ilk sıralarında. Göstere göstere diyorlar ki ben Söle'ye özgürlük vereceğim diyor. Göstere göstere diyor ki ben APO'ya özgürlük vereceğim diyor. APO'ya vereceğim demiyor ki. Diyor. Söle'ye de APO'ya da. Hayır. Bir kere. Kim diyor efendim? Bak, olur mu canım? Seçim öncesi muhalefet kazanırsa Öcalan'ı serbest bırakacak propagandası yapıyordu. Şimdi Öcalan'ın mecliste konuşturulup serbest bırakılmasına destek veriyor. Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve söylediği son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Türkiye'ye yön değiştirmişler. Sosyal medya AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun taban tabana zıt açıklamalarını konuşuyor. İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefeti Öcalan'ı serbest bırakmaya çalışmakla suçlayan Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek verdi. Göstere göstere diyorlar ki ben Söle'ye özgürlük vereceğim diyor. Göstere göstere diyor ki ben APO'ya özgürlük vereceğim diyor. APO'ya vereceğim demiyor ki. Diyor. Söle'ye de APO'ya da. Hayır. Bir kere. Kim diyor efendim? Bak, olur mu canım? Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve söylediği son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Türkiye'ye yön değiştirmişler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın meclise gelmesinde ısrarcı. İlk açıklaması büyük tepki çeken Devlet Bahçeli, çağrısını yineledi. Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubana gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun, kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım. Ana muhalefet kanadı ise yönteme itiraz ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı TV programında konuştu. Sayın Bahçeli diyor ki Abdullah Öcalan gelsin, DEM kürsüsü diyor ama DEM'le MHP kürsü aynı kürsü bu arada. O bu kürsüden diyor, konuşsun diyor ve örgüt silah bıraksın, kendi de umut hakkından yararlansın. Bir kere o kısmında hukuki bir sorun var. Yani umut hakkı meselesi, yani umut hakkından yararlanmadan çıkıp oraya gelemez. Bir affa uğraması lazım. O öyle bir şey değil. Umut hakkı ile ilgili meseleyi de tersinden kuruyor ama sanki şey gibi de işime gelirse umut hakkından yararlansın falan. Bir kere bu iş en olmayacak lafı en başta söylemek, samimi ve sonuç alıcı bir süreç tarif etmekten çok uzak. Biz CHP olarak şöyle koyduk. Mecliste olmalı, bütün partilerin katılımına açık olmalı, samimi olmalı, şeffaf olmalı ve toplumsal mütabakatlı olmalı.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ta siyasetin geldiği noktayı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, öyle bir aşamaya geçildi ki Öcalan serbest mi kalsın bile değil, mecliste konuşsun mu, konuşmasın mı onu tartışıyorlar. Enteresan bir teslim olmuşluk ifadelerini kullandı. Evet sayın seyirciler, yeni bir açılım sürecinin tabii ki uzun zamandan beri Türkiye'de anlatılmaya çalışılıyor ama bu açılım sürecinin ayrıntıları tabii ki vatandaşlarımız üzerinde bir hayli beklenmedik bir şok etkisi yarattı. Evet, bu şok etkisini biraz değerlendirmeye çalışacağız. BTP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Harun Kayacı bizlerle birlikte. Sayın Kayacı, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Uzun zamandan beri, daha doğrusu böyle bir şok etkisi yaratılmamıştı. Türkiye aslında çözüm sürecini çok yıllar önce denedi ama bu çözüm süreci tabii ki 17-20 Aralık ve farklı, daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz, hendek olayları Doğu'da, Diyarbakır'da hendek olaylarıyla çok fazla sayıda güvenlik görevlimizi, polisimizi, askerimiz şehit edilmişti ve oradaki kahraman askerlerimizle birlikte terörizmle ciddi bir mücadele sağlandı ve barış ve birliktelik iklimi oluşturuldu ama çok ciddi anlamda bir kayıp da verilmişti. Şehitlerimize de bu noktada Allah'tan rahmet diliyoruz ama bu noktada şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak bir gelişme, bir adım atıldı. Bu da Abdullah Öcalan'ın, terörist başı Abdullah Öcalan'ın meclise gelip konuşturulması meselesi. Acaba bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onuruna ve saygınlığına, helaline bir sıkıntı getirir mi? Evet. Ve bu noktada son soru olsun, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? Çünkü bu noktada emek vermiş gazilerimiz ve şehitlerimiz var. Onların aileleri var. Bunun için neler söylemek lazım? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bütün iktidar paydaşı ve muhalefette bir akıl tutulması var. Bugün dönüp baktığımız zaman yakın tarihimize 40 bin insanın katilinden, o dönemleri hatırlayanlar iyi bilir, bebek katilinden ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne 400 milyar dolardan daha fazla zarara uğratan bir terörist başından bahsediyoruz. Bir defa hiçbir insanın, 40 bin kişi ki hemen hemen her ailede bir şehit var ve gazi var, millete sormadan, yani millet size yetki verdi diye terörist başını efendim umut hakkıyla beraber gazi meclise konulsun diye değil. Bir defa burada bu iş mevcut iktidar ve muhalefetin boyunu açar. Evet. Bu milletin vereceği bir karardır. Şehit olan milletin evlatlarıdır. Onu da belirleyecek olan aslında halktır. Onun için bir defa Sayın Soylu'nun da tutarsızlığını şöyle yorumlamak lazım. Demek ki Sayın Soylu'ya ait bir doğru yok. Evet. Kim üfürüyorsa o şekilde konuşuyor. Yani AKP seçim öncesi AKP kaybederse Öcalan affedilir diyordu. Şimdi ise Öcalan'ın bırakın affedilmesini, gazi meclise konuşmasını bile AKP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı ile beraber yere göğe sığdıramıyor. Evet. Türkiye yön değiştiriyormuş. Hangi yön değiştiriyor? Nereye gidiyor? Bir defa Türkiye'nin asıl sorunları bunlar değil. Bir de şöyle kendi içinde bir paradoks var. Siz demediniz mi 300-500 tane çapulcu kaldı? Evet. Bunların ayakkabı numarasını bize bile biliyoruz diyen sizlersiniz. Peki bu kadar terörün bitirildiği 300-500 kişiye ve ayakkabısı numarası bilinen bu kadar azınlık, en zayıf olduğu bir durumda siz niye bunu bitirme yerine terörist başını aklamaya çalışıyorsunuz? Peki terörist başıyla bir şey devlet peki, anlaşır mı? Bağlaşmaz tabii. Başka bir şey daha ifade edeyim. Peki terörist başı konuştuğu zaman onu kim dinleyecek? Kim bunun garantisini veriyor? Evet. Kandil'dekiler APO'nun, terörist başının ifadesine sadık kılacaklarını kim garantisi verebiliyor? Devlet Bahçeli bu garantisi verebilir mi? PKK'yı lav edebilir mi? Bugün ne kadar, kaç yıldan beri içeride olan bir adamın kalkıp terör gruplarına hükmetmesi doğru bir şey mi? Aslında burada başka bir oyun var. Onun için iktidar, evet, paydaşları ve muhalefetin biraz da oturup senaryonun arkasını görmeleri lazım. İşin özeti şudur. AKP, özür dilerim, Amerika PKK'nın en zayıf olduğu dönemde onun bile Basra'ya getirerek bizden bir şey istiyor. Diyor ki, benim terörist demediğim, sizin terörist olarak ifade ettiğiniz PYD'yi tanıyacaksınız.
Geri alım yapacak, alacaksınız. Tanıdıktan sonra aslında geçmiş olsun bizim güneyimizde, bizim kuzeyimizde, Suriye'nin güneyinde kurulacak olan bir Kürt devletini aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tanıması manasına gelir. Bunun ileri aşamasında ise Türkiye topraklarından toprak talep etmektir. Onda altyapısı kurulmuştur. Yani federasyon hikayesiyle beraber altyapısı kurulmuştur. Onun için burada yapılan şeyin millete rağmen, şehitlere rağmen, bize bu kadar zarar veren bir harekete rağmen bunun üzerinden terörist başıyla terör müzakere edilemez. Bir Türk devletinin bir geleneği var, bir örfü var. Siz kalkıp bir terörist başını en zayıf olduğu bir günde, zayıf olduğu bir durumda kalkıp muhatap almaz ne manaya geliyor? Yarın başka şeyler sizden isteyebilirler. Onun için şunu görüyorum ki maalesef iktidarda olanlar veya muhalefette olanlar birbirinin zıttını söylemekle yarışıyorlar. Yani dün CHP'ye fatura, daha sonra CHP'ye fatura kesildi. Bugün aynı safa gelince farklı şeyler söylüyor. Hüseyin Baş'ın çok önemli bir ifadesi var. Aslında hiç unutmadığım önemli cümlelerinden bir tanesi. Şimdi iktidar için Amerika'nın adamı ifadeleri kullanılıyor ve muhalefet için de Amerika'nın dış güçlerin adamı ifadeleri kullanılıyor. Peki ya ikisinin de bu kavramları doğruysa, yani anlatılan şimdi, bu iki iddia ise doğruysa o zaman ne olacak? Zamanımız sınırlı ama ben 2006 yılında Amerika'nın Türkiye şefinin Amerika Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu bir rapor var. Bu rapor aslında iktidar ve muhalefetin aynı noktaya hizmet ettiğini o rapor zaten söylüyor. Diyor ki, çok kısa söyleyeceğim, evet, uzunca bir hikaye ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şayet Amerika federasyonla beraber bölmek istiyorsa bu rejimle olmaz diyor. Rejimi kuran Mustafa Kemal Atatürk öyle bir kontrol sistemi kurmuş ki bu kontrol sisteminin birini ele geçirseniz diğer onu kontrol ettiği için o yine ayakta kalabiliyor. Onun için başkanlık sistemine geçmekten başka çareniz yok diyor. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'na verilen bir rapor bu. Ve diyor ki burada bir kişiyi ikna etmek, yönetmek, yönlendirmek kolaydır. Şayet diyor yapamıyorsak, beceremiyorsak bir kişiyi yönetmeyi, yönlendirmeyi, onun da örneği Irak gibi olur. Yani Saddam gibi olması. Evet. Şimdi dolayısıyla bakın Türkiye'deki iktidarıyla muhalefetiyle beraber anayasa değiştirildi. Tek adam rejimine gelindi. Parlamenter sistem sembolik olarak kaldı. Yasama, yürütme, yargı siyasallaştırıldı. Ve kim hizmetti? Bu akıl kimin aklı? Bu yerli akıl değil. Bu milli akıl değil. Bu akıl Türkiye'nin üniter yapısından rahatsız olan, yer üstü, yer altı kaynaklarını iç etmek isteyen ve Türkiye'yi bölgede doğal liderliğine gölge düşürecek, bunu gölge düşmek isteyen iradenin aklıdır. Bunu bu açıdan baktığın zaman bugün mesela Sayın Özer ne diyor Diyarbakır'da konuşmasında? Türkiye'de Kürt sorunu. Hayır, Türkiye'de Kürt sorunu yok. Ama Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bu vatandaşlığı Kürt'üdür, Türk'üdür, Lazlı'dır, şey, hepsidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçim sorunu var. Adalet sorunu var. Sağlık sorunu var. Emeklisinin açlık sorunu var. Varoğlu var. Siz bu sorunlardan boğuşmak yerine, çözmek yerine kalkıp da milletin sinir uçlarıyla niye oynuyorsunuz? Bir insan, yani bu, bir düşman bunu yapmaz. Onun için ben şahsen Bağımsız Türkiye Partisi'nin çizgisi en doğru olandır. Evet. Yerli ve milli olandır. Biz hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü bir terörist başıyla müzakere etmez. Ne orada eder, ne meclisi eder, ne başka bir yerde eder. Evet. Bunları yanlış buluyoruz. Onun için çözüm olarak da aslında Bağımsız Türkiye Partisi'nin önerdiği toplumsal barışımı sağlayabilecek, artı terörü bitirebilecek, Türkiye'yi ekonomik olarak tam bağımsız olacak çözümü olan bir siyasi partidir. Onun için buradan Türk halkının, Türk milletinin, vatandaşlarımızın Bağımsız Türkiye Partisi'ni ve lideri Hüseyin Baş'ı yakinen takip etmesini ve eleştirisinde bile çözüm barındırdığını görmesini ben şahsen diliyorum. Peki. Çok teşekkürler Sayın Kayıcı, yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler, Sayın Kayıcı'ya çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Evet, Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Narin Güren cinayetinde bugün önemli bir gündü ve cinayete ilişkin dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 21 Ağustos'ta kayboldu, 8 Ekim'de derede cansız bedeni bulundu.
Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolunda kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Günan cinayetiyle ilgili dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma için iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar'la soruşturma kapsamında diğer tutuklu 8 kişi ise tanık olarak dinlenilmek üzere tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Narin Güran'ın cansız bedenini dereye taşıyan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, davanın ilk duruşmasında cinayetten amca Salim Güran'ı sorumlu tuttu. Bahtiyar, eve girdim, Salim beni bir odaya götürdü, baktım Narin yerde yatıyordu. Salim bana, beni ve annesini uygunsuz şekilde gördü dedi, ben de öldürdüm dedi diye konuştu. Salim Güran'ın kendisine cesedi götür dereye at, parça parça halinde dereye at dediğini öne süren Bahtiyar, beni silahla tehdit etti. Okula giden oğlun Muhammed'i alıp götürürüm. İlk önce onun kafasına, sonra senin kafana sıkarım dedi. Ben de kabul ettim ifadesini kullandı. Evet, Narin cinayetindeki son gelişmeler bu şekildeydi. UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Sayın Avukat Canan Tekin bizlerle birlikte. Sayın Tekin, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Narin davası görülmeye başlandı. Bu noktada Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, abi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar da bu ayrıca toplam 8 kişi dinlenmek üzere tutuklu bulundukları cezaevinden adliyeye getirildiler. Acaba süreç nasıl işlemekte? Biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Ben de şu an Diyarbakır'dan bildiriyorum size. Yayına katılmak için duruşmaya ara verdim. Halen Salim'in sorgusu devam ediyordu ben ayrıldığımda. Sabahtan beri inanılmaz bir mücadele hem basın emekçileriyle birlikte hem de STK'lar, baro temsilcileri, baro başkanları duruşma salonunda yer alıp gerçekten somut gerçeklere ulaşmak için burada mücadele veriyoruz. Ama en baştan beri vakanın ilk duyulduğu andan itibaren susmak için adeta yemin etmiş köy halkı burada da kendisini gösterdi. Sanıklar da aynı şekilde. Sadece stratejilerinde bir değişiklikten bahsedebiliriz. Sanki karar almışlar ve başka bir senaryoya oynuyorlarmış gibi şu anda Nevzat Bahtiyar'a yükleniyorlar diyebilirim. Ama sadece şu anda gördüğüm kadarıyla somut veriler var. Ama tek başına yeterli görecek mi? Gerçekten mahkemenin burada yükü ağır, öyle söyleyebilirim. Genelde çelişkili beyanlar üzerinden, onlara tutunarak ilerlemeye çalışıyoruz. Süreç bu şekilde şimdilik. Nevzat Bahtiyar üzerinde olabildiğince, yani suçu topu oraya atma kavramı üzerinden biraz geliştirilen bir süreç var ama asıl olayın kimler tarafından gerçekleştirildiği ve neden yapıldığı sorusu aslında hala cevap bulmuş ayrıntılar değil anladığımız kadarıyla. Yani peki burada tahminler ne yönde? Acaba neden öldürüldü ya da ağırlıklı olarak kimin öldürmüş olabileceği vurgusu yapılabiliyor ya da tahminler bu nokta? Da konuşmak doğru mu sizce bilmiyorum ama acaba sizce herkes, iddia makamının buyurun. Evet, herkes aklına gelen Narin bir şey mi gördü, görmemesi gereken bir şeye mi şahitlik etti ya da işte farklı durumlar yaşayan kişiler, yine bu sanıklar arasında farklı istismarlara, farklı şiddetlere maruz kalan kişiler mi var ve onları mı koruyorlar, birbirlerini mi koruyorlar gibi soru işaretleri var, hepimizin aklında var ama gerçekten dediğiniz gibi de çok da doğru da olmayabilir, yorumdan öteye gitmez bunlar. Koşturmaya da bir katkı sunmayabilir bu yorumlarımız. Yani bu noktada aslında davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak belki de oradaki konuşmayan görgü tanıklarının biraz daha belki de daha fazla sorguda kalması ve konuşturulması, belki de çapraz sorguyla. Belki de olaya müdahil olmayan ve sadece olayla ilgili köyde yaşayanların da belki de sorgularının devam etmiş olması da, devam ettirilecek olması da sürece katkı sağlar mı, ne dersiniz? Bir yerden bir ip uç yakalanır mı?
En baştan bir savunuyoruz her zaman. Yani sadece Narin vakası özelinde değil, tüm davalarda. İlk 24 saat özellikle çok çok önemlidir. Adli tıp açısından çok önemlidir. Yani delillerin doğru bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi. Şimdi bizim dediğim gibi az önce küçük çelişkilere, beyanlara tutunma çabamızın önüne geçebilirdi. Deliller daha sağlıklı toplansaydı. Şimdi elimizde sorgunun düzgün bir şekilde yapılması kaldı elimize. Onunla da ilgili maalesef eleştirilerimiz var. Çünkü tüm meslektaşlar da içeride aynı şeyi düşünüyorlar. Değişik bir süreç ilerliyor. Yani çok fazla, yani yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum açıkçası. Ama mahkeme başkanının ağırlığından söz etmek maalesef ki mümkün değil. Bizim aklımıza gelen ama müdahilliğimiz kabul edilmediği için yöneltemediğimiz sorular var. Bu şekilde üzerine gidilse, işte bu kadar nüktedan davranılmasa, özürler dilenmese, birazcık daha hani CMK'nın verdiği yetkiler kullanılarak bir sorgu süreci geçirilse, acaba sanıklar daha kolay çözülebilir mi gibi bir düşünce var. İçeride çoğu avukatta da aynı düşünce var. Peki yeni bulunan görüntü kayıtları ya da adli tıptan sürece hizmet edecek ayrıntılar olabilir mi? İlk zamanlarda adli tıptan tabii ki Nari'nin kendisi götürülmüştü. Oradan da acaba katkı sağlayabilecek bir ipuçları yakalanabilir mi? Oradan da bir uç verebilir mi? Şu an öyle bir gelişme yok. Siz de biliyorsunuz dosya şimdiye kadar sunulan raporlar, işte Enes'in abinin bir ısırık izinden bahsediliyordu. Onun kendisi acıyla yaptığını söyledi. Onunla ilgili net bir bulguya ulaşılamadı. Nari'nin zaten delilleri yok etmek için naaşı uzun süre saklandı ve amaçlarına ulaştılar. Oradan bir sonuç ne yazık ki alınamıyor. Burada mahkeme sürecinin çok sağlıklı yürütülmesi, daha tanıklar dinlenecek. Bu duruşma şimdi kaça kadar sürecek bilmiyorum. Hafta sonunda devam etmesi de konuşuluyor. Bu şekilde hani biraz yorulmaları da güzel. Yani 8.30'dan itibaren burada onlar da bekliyorlar, tanıklar da bekliyorlar. Bu süreçte biraz yorulmaları, o yılgınlıkla birlikte, belki daha işte doğru sorularla birlikte, çapraz sorularla birlikte çözülmeleri mümkün olabilir. Elimizde bunlar var şu anda. Peki. Sayın Tekin, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Sayın Candan Tekin'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Türkiye büyük bir ekonomik kriz içinde devam ediyor ve vatandaş durdurak bilmeyen zamlardan artık bir hayli bunaldı. Ve bu ortamda siyasiler açılım ve kayyum gibi tartışmalarla meşgul olmaya devam ediyor. Siyasiler açılım, yeni anayasa ve belediyelere kayyum tartışmaları yaparken vatandaşın gündemi geçim sıkıntısı. Ekonomi evvela. Ekonomi olursa her şey kendiliğinden düzelir. Ekonomi olmasa her şey bozulur. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir ortamda İstanbul'da yaşamanın maliyeti 74 bin liraya yaklaştı. Yani ikisi de birbirini besliyor. Maalesef ülkemiz bir hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik bir çıkmazda. Gün geçtikçe bunu sokaktaki vatandaşlarımız daha zor bir şekilde hissediyor. Gidişat pek iyi değil. Ekonomi konuşulsun isteriz, kayyum istemiyoruz. Her zaman ekonomi, vatandaş geçinemiyor, herkes aç. Ya birinci öncelik zaten tabii ki ekonomi ama... İstanbul Planlama Ajansı'nın Ekim araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti Ekim ayında aylık bazda %3.23, yıllık bazda %60.46 artış gösterdi. 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2308 lira artarak 73.739 lira oldu. Her gün gündem değişiyor. Her gün gündem değişiyor. Yani milletin alım gücü yok. Orada başka olay, her gün başka bir olay çıkartıp gündemi değiştiriyorlar. Yani Türkiye'de, yanlış anlamasın kimse de, Türkiye'de yaşamaktan herkes nefret etti. Yurt dışına kaçıyor. Bunu büyüklerimiz biliyor. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcımız olsun. 2023 yılı Ocak ayında İstanbul'da yaşamanın maliyeti 29.429 TL, 2024'te ise 53.058 TL olarak hesaplanmıştı. 74 bin liraya yaklaşan İstanbul'da aylık yaşam maliyeti 17 bin lira olan asgari ücretin 4.3 katına denk geliyor.
Milyonlarca asgari ücretli ve emekli ise yılbaşında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. 12.500 lira alan en düşük emekli aylığı yine kök maaş engeline takılma riski taşırken asgari ücret içinse %25 rakamı telaffuz ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün konuşulan rakamları değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nu emeklilerin temsilcisi olarak uyarıyorum. Kesinlikle ortaya koydukları rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Hiç kimse böyle afaki rakamlarla milyonlarca emeklinin hayatı hakkında veya milyonlarca işçinin, memurun hayatı hakkında ezbere konuşmasınlar. Tavsiyem budur. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya. 12.500 liraya yaşadığınız Ankara'da gecekondu bile yok artık. Kiralık gecekondu bile yok. Narin Güren cinayetinin ayrıntılarını bir kez daha anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Anka Diyarbakır temsilcisi Sayın Ahmet Ün bizlerle birlikte. Sayın Ün, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yayınlar. Çok sağ olun. Evet, Narin Güren cinayetinin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülmeye başlandı bugün. Acaba bugün davada neler oldu, neler yaşandı? Biraz ayrıntıları sizden alma şansımız olur mu? Evet, davanın başlangıcından başlayalım. Sabah saat 7 sıralarında yoğun güvenlik önlemleri altında sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Saat 9.45 sıralarında başlayan duruşmada ilk ifadesi alınan, daha önce Nari'nin cansız bedeni dere taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ifadesiyle başladı duruşma. Evet. Ardından ağabeyi Enes Güren, sonrasında anne Yüksel Güren ve şu anda da amca Sarın Gülen duruşması da sürüyor. Tabi iddianamede de yer alan ifadelerde de bulunduğu üzere sanıklar daha önce jandarma ve işte savcılar verdiği ifadelerin aynısını tekrarladılar. Hiç kimse şu ana kadar suçu üstlenmiş değil veya işte itirafta bulunmuş değillerdi. Anne de ağabey de amca da Nevzat üzerine bir suçlamada bulunuyor. Nevzat da bu suçlamada tamamen reddettiğini ifade ediyor. Duruşmada yoğun bir güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz. Diyarbakır Adliyesi'nin önünde polis barikatlarla kapatılmış durumda. Adliye giriş kişisel kontrol altında duruşmayı izleyen birçok hukukçu da yer alıyor. Türkiye Barolar Birliği Öncülüğü'nde 50 baro başkanı ve siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri duruşmayı izliyor şu an. Evet. Peki iddia makamının sorularına soru sormasına izin veriliyor mu? Bu noktada yani gerçeğe katkı sağlayabilecek doğru soruların sorulması noktasında bir uygun ortam var mı? Ne dersiniz? Evet, şimdi zaten özellikle mahkeme başkanı sanıkların verdiği ifadenin çelişkili olduğu sürekli de getiriyor. Evet. Ellerindeki somut deliller doğrultusunda özellikle HTS kayıtlarını hakim öne sürerek çelişkili ifadeler yaptıklarını dile getirdi. Tabi sanıklar da hakimin iddiasını reddederek yanıt veriyorlar. Hakim öncelikle tüm sanıklar da sordu, Nari'ni sen mi öldürdün diye sordu. Tümü de bu iddiayı reddetti. Bu suçlamayı reddetti. Evet. Peki yeni görüntü kayıtları var mı ya da adli tıptan gelen son? Hayır, duruşmada zaten hepimizin duruşmada hepimizin merakla beklediği bir konu vardı, cinayetin aydınlatılmasına yönelik. Yani katilin ortaya çıkmasına yönelik. Bu duruşmada henüz şu ana kadar böyle bir ayrıntı ortaya çıkmadı. Evet. Genelde aslında bu olayın ilk başladığı zamandan itibaren Narin Güran'ın amcasının gözler çevrilmişti ve cinayetinin kendisi amcasının işlemiş olabileceği iddiaları üzerinden bir hep yorum yapılmıştı. Tabii bu kesinleşen bir şey değil. Evet, ama iddialar bu yönde. Acaba adli tıp bulgularıyla amcanın bulguları birbiriyle örtüşüyor mu? Biraz buraya bakılacak mı? Ne dersiniz? Bugün de bu konu bile getirildi. Özellikle Nevzat Bahtiyar kendisi Salim Güran'ın kendisi telefonla arayıp Nari'nin evine gelmesini söylemişti. Eve geldiğinde Nari'nin bedenini bulduğunu ve Salim de annesiyle ilişkiye girdiğimizde Nari'nin buna tanık olduğu için onu öldürdüğünü öne sürdü. Evet. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi bu. Tabii bu ifadeler de Salim Güran'da, Yüksel Güran'da yani Nari'nin annesi de bu suçlamaları reddetti. Evet. Ve bu süreçte de artık
yani belki adli tıptan gelen sonuçlarla kişilerin, yani buradaki sanıkların belki de DNA örnekleri eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu? Biraz da belki de ilerleyen süreçte bunlara da bakılacak. İlerleyen süreçte evet buna da bakılacak. Şimdi sanığın günahını ifade işlemleri sürüyor. Ayrıca 22 sanığın da ifadeleri alınacak. Duruşmanın birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor. Evet. Peki. Yeni görüntü kayıtları var mı? Hayır, henüz ona ilişkin son yok. Peki bölgede köydeki yani köyde yaşayanların ifadeleri alınacak mı? Muhakkak alınmıştır evet, bu süre içerisinde ama kapsamda, yine dinlenecek mi? Tabii soruşturma kapsamında şu an zaten 22 tanık adliyede şu an. Tanıkların ifadesinin alınmasına da bu kez tanık ifadesine başlanacak. Anladım. Peki. Evet, bu süreçleri gene siz takip ediyor oluyorsunuz zaten. Biz de tekrardan sizlere geri geldikçe bağlanacağız ama şimdilik çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, Sayın Ahmet Ün'e çok teşekkür ediyoruz. Oradan Diyarbakır'dan bize son gelişmeleri aktardı ve devam edelim. Evet, ilk başkanlığı döneminde Türkiye'ye karşı sert bir tutum izleyen Donald Trump yeniden ABD başkanı seçildi büyük bir farkla. Peki bu durum Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyecek? Önemli soru bu. Milli Savunma Bakanlığı ise Türkiye-ABD ilişkilerinin ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinden eski başkan Donald Trump zaferle çıktı. Bu durumun Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu. İlk başkanlık döneminde Türkiye'yi ekonomiyi çökertmekle tehdit eden, Türkiye'ye katsa yaptırımları uygulayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ağır mektupla bilinen Trump, ikinci döneminde nasıl bir yol izleyecek? Sayın Başkan, zaten biraz sonra çok geniş detay basın toplantısı yapacağız. Herkes bu sorunun cevabını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan'ın görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini ilettiği belirtildi. Türk-Amerikan ilişkileri üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık kaynakları Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığı üzerine de açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, başkanlık seçiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi. Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. Amerika Birleşik Devletleri daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK-YPG, SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir. Almanya'da hükümet düştü ve bu noktada Başbakan Schulz koalisyonun küçük ortağı, Liberal Parti'nin lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'ı görevden aldı. Bunun üzerine FDP'nin diğer 3 bakanı hükümetten çekildi, parti de koalisyondan ayrıldı. Hükümet azınlığa düştü. Başbakan Schulz meclise güvenoy dilekçesi verecek ve Mart 2025'te erken seçim olacak. Almanya'da koalisyon hükümeti çöktü. Kriz ekonomi politikalarındaki anlaşmazlıktan çıktı. Endet in gegenseitiger Entfremdung und mit schweren Vorwürfen. Trafik ışıkları olarak bilinen koalisyon hükümetini oluşturan 3 parti başbakanlıkta bir araya geldi. Grenze frei zu machen. Nur so könne die. Hür Demokrat Parti lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner görüşmede erken seçim önerisinde bulundu. Unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Başbakan Scholz bunu reddetti. Olaf Scholz bu hamlenin ardından Lindner'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı. Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen. Bunun üzerine Hür Demokrat Parti hükümetteki Eğitim, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarını çekti. Görevden alınan Lindner,
Başbakan anayasadaki borç frenini askıya almamı talep etmiştir. Görev yeminimi ihlal edeceği için bunu kabul edemezdim. Bu nedenle şansölye bu akşamki koalisyon toplantısında benimle ve FDP ile işbirliğini iptal etti dedi. Kanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt. Almanya'nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getiren Başbakan Scholz'a 15 Ocak'ta güven oylamasına gidileceğini ve ardından Mart ayında erken seçime gidileceğini duyurdu. 733 sandalyeli mecliste 3 partinin toplam 415 vekilliği bulunuyordu. 91 milletvekili olan FDP'nin çekilmesiyle SP'de Yeşiller azınlığa düştü. İşgalci İsrail bir süreden fazladır Gazze'de soykırıma devam ediyor ve bu soykırımda 43 binden fazla Gazze'li hayatını kaybetti. Ve Gazze'ye atılan bombanın 2. Dünya Savaşı'nda atılan bombadan bir hayli fazla olduğu söyleniyor. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Resmi rakamlara göre şehit sayısı 43 bini geçti. İsrail dünya tarihinin en büyük bombardımanını gerçekleştirdi. Filistin Çevre Kalitesi Kurumu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 85 bin tonun üzerinde bomba attığını duyurdu. Gazze'ye atılan bombanın 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bombanın üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in sürekli bombardımanı geniş tarım alanlarının yok olmasına ve toprağın onlarca yıl ekilemeyecek hale gelerek zehirli kimyasallarla kirlenmesine yol açtı denildi. İsrail'in Gazze şeridinde başta insan hayatı, sonra her türlü canlı organizma için tehdit oluşturan fosfor bombası kullandığına dikkati çekilen açıklamada, bombardımanla yeraltı sularına sızan kimyasalların Gazze'deki canlı hayatını onlarca yıl olumsuz etkileyeceği aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdı ve sakinlerini göçe zorladığı Gazze şeridinin kuzeyini ikiye bölmeyi planladığı ve bölünen yerin kuzeyinde yerinden edilenlerin buralara dönüşüne şu an için izin vermeyeceği aktarıldı. Gazze kentinden koparılan Beit Lahia ve Cibaliye bölgelerine insani yardım girişine izin verilmeyeceği kaydedildi. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da sürüyor. Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlenen saldırılarda 50 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yurtta ve dünyada öne çıkan sıcak başlıkları paylaştık. Yarın yine aynı saatte buluşunca dek hoşça kalın. İyi akşamlar.